Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hamster üzerine konuşacağız arkadaşlar. E, hamster nedir, ne değildir, beklenti ne olmalıdır gibi... E, ...sorular hakkında şöyle üzerine bir duracağız. İstendi, bakalım. E, Pitbull'la alakalı da konuştuk. Tabii kıyas da edebiliriz. Bir kere... Prosedür gereği girip bakalım kendisini e, nasıl tarif ediyor. Hamster'ı güncel oranda e, hatta tarif etmiyor diyebiliriz. Hamster token'ın hedefleri finansal özgürlük ve piyasa dalgalanmaları neden olduğu olumsuzluklardan etkilenmemektir. Hamster token topluma faydalı olmaya çalıştı ve hamster token sonsuza kadar topla faydalı olmak için çok çalışacak. Aslında e, piyasanın Bitcoin vizyonu diyebiliriz arkadaşlar vizyon bakımında. Yani burada mesela Bitcoin'in çıkış odağı neydi? Ben özgün bir vizyon olduğunu düşünüyorum güzel. Bitcoin'in çıkış odağı neydi? Dünya piyasasındaki aslında dalgalanmalardan ve iflas etaplarından korunmaktı. Dünya içerisinde çok fazla özellikle 2008 krizi gerçekleştiği sırada piyasada iflaslar olmuştu bankalar. E, batıyordu vesaire. Bitcoin de bundan etkilenmemek amacıyla ortaya çıkmıştı ve sığınılabilecek yeni bir limandı arkadaşlar. Bu da piyasa içerisinde yani hamster benzediği nokta. Piyasa içerisindeki batışlar vesaire e, büyük volatiliteler olurken yatırımcının korunması için çıkmış olduğu gözlemlenmekte. E, tabii bunu sağlayabiliyor mu? E, sağlayamıyor arkadaşlar çünkü hamsterın piyasadaki Altcoin'lerin geneline göre e, çok daha büyük bir volatiliteye sahip olduğunu zaten karşımızda görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, hamster'da ne var ne yok. Bir şunu söylemek lazım hamster dünden bugüne çok fazla rank kaybetti. Hamster'da tıpkı pitbull gibi 5-0 atar 6-0 atar tarzında yorumlarla çok karşımıza çıkmış bir token'dır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum unutmamak gerekiyor. Piyasada artık bu boğa sezonu içerisinde 2017'deki gibi her altcoin'e para ve talep kaymayacak. Bu durumda bazı altcoin'lerde BTC ile birlikte büyük büyümeler olacak. Bazısında ise büyümeler olmayacak. Hatta içerideki yatırımcının farklı altcoin'lere kayabileceği durumlar içeriyor arkadaşlar. Şimdi hamster'ın pozitif olduğu ve negatif olduğu noktalara bir Bakalım ve genel olarak bir değerlendirelim. Birincisi, Hemster'ın pozitif göründüğü noktalar arkadaşlar, listeleme almaya müsait bir genel yapısı var. Bunu söylemek lazım. Yani listeleme almaya müsait bir coin. Çünkü elde tutma oranlarına göre gerçekten güçlü bir trader oranları var. Marketlere baktığımızda Probit, Gate.io, Elbank, Bitcex, Mexi, Bitmart işte LA token'da var arkadaşlar ve benzeri e, Hotbit tarzı yerlerde listelenmiş. Listeleme almaya genel müsait bir yapısı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi üzerinden emsallerine göre iyi bir trading döndüğü için borsalar eee listelemeye talep gösterebilir ve bu yönde ağırlık gerçekleştirebilir. Negatif olduğu noktalar neler arkadaşlar? Tabii pozitif olduğu noktalarda uzun vade korelasyonu bulunan bir coin aslında. Dolayısıyla bir boğa sezonu içerisinde yükseliş beklentisi olabilir. Negatif olduğu noktalar şu. Bir, e, arz yapısı dengeli değil. Tabi pit bulan nazaran ödül olarak kullanılmaması iyi. Uzun vadede toplu bir satış baskısı vesaire beklenmesi olmayacaktır. Hareketlerin çoğunluğu burada satış odaklı gerçekleşmesini beklemeyeceğiz arkadaşlar. Fakat dengeli bir arz yapısı yok ki sürekli yakım yapılan bir proje de değil arkadaşlar. Yani deflasyonist bir yapısı olduğunu burada söyleyemeyiz. Bu durumda karşımıza neyi getiriyor? Uzun vadede yine arz artışları gerçekleşebilir. Bu da coin üzerinde tabii ne kadar sık olduğuna göre de değişecek şekilde bir enflasyon oluşabilme ihtimalinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu negatif bir durumdur. Aynı zamanda geçmişten bugüne baktığımızda hamster'da uzun vadeli yatırımcıların azaldığını gördük arkadaşlar. Kaldı ki e, hamster pitbull'un ilerisinde bir seviyedeyken pitbull zaman içerisinde rank bakımından hamster'ı geçmiştir ve hamster'ı ikisi arasındaki kıyasa baktığımızda egale etmiştir. Uzun vadeli yatırımcı sayısındaki azalma en nihayetinde hamster için negatif diyebileceğimiz muhakkak bir durumdur. Çünkü coin'e yapılan yatırımlar doğrultusunda yatırımlar vazgeç, yatırımcılar vazgeçer, elde tutma oranları düşer ve coin'in yeniden toparlanması güçlü bir boğa sezonu gerçekleştirmesi ihtimalini Düşürür arkadaşlar. Şimdi bu bütün bunları bir araya koyduğumuzda ne diyebiliriz? Küçük bir altcoin olması sebebiyle tabi diğer alternatif küçük kripto paralara göre biraz daha iyi duruyor. Ama ben Pitbull'la kıyas edersem mesela Pit token'ın hamster'a göre daha iyi durduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani Pitbull hamster'dan biraz daha iyi duruyor. Daha iyi hareketler yapabilecek bir. Genel yapısı olduğunu söyleyebilirim. E, haricinde, hamster'a baktığımızda dediğim gibi, diğer bir takım kripto paralara göre daha hareketli, daha yüksek volatilite gösterebilecek bir yapısı da mevcuttur. Şu konuda kesinlikle uyarmak istiyorum. Yatırım e, yapıp yapmamak yatırımcının tercihidir Ama kesinlikle kaybetmeyi e, göze alabileceğiniz paralarla girmek lazım. Girileceksin. Neden? Çünkü gerçekten arkadaşlar e, risk ödül paritesi yüksek olan bir coin. Özellikle yine Pitbull'a nazaran daha yüksek olan bir coin. Çünkü uzun vadeli yatırımcılarda e, zamanla eksilmeler tespit ediliyor. Toparlayabilme ihtimali var ama dediğim gibi bakın risk var. Bu coin'i asla bir Bitcoin yatırımı gibi, Avax yatırımı gibi, Matic yatırımı gibi, işte Solana yatırımı gibi vesaire büyük altcoin'lerin yatırımı gibi bu gözle bakılıp yatırım yapılmaması gerekiyor. E bu şekilde yatırım yapılması gerekecektir arkadaşlar. Yani düşük bir sermaye ile yatırım yapılması gerekecektir. E üzerinden ben tradingi de çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü Pitbull'da yaptığımız yorum gibi volatilitesi yüksek. Ani ve dengesiz hareketler yapabiliyor. Tecrübeniz yüksek değilse kısa vade hareketlerinde kaybettirebilir. Uzun vadede risk ödül paritesi yüksek yine olmaz. Daha çok ayı boğa dengesi e, takip edilmeli diye düşünüyorum strateji bakımından. Ancak bu da tekrar ediyorum düşük bir sermaye ile gözden çıkarılabilecek kaybı yatırımcıya tabiri caizse koymayacak bir sermaye ile ancak ve ancak hamster'a ben bu şekilde yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. E, genel görünüm ve bakış açısı da böyle olmalı diyebilirim arkadaşlar hamster için. Tabi zamanında Elon Musk'ın dopingini de almıştır. Fakat yeniden yapıp yapmayacağı da meçhuldür. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.